Geçtiğimiz hafta yapılan mevzuat değişikliklerini incelediğimizde 17 Ağustos tarihinde destekleme fiyat istikrar fonuna ilişkin bir Bakanlar Kurulu kararı yayınlandığını görüyoruz. Bu Bakanlar Kurulu kararı uyarınca 410510 ve 410621 tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan kromlu deri cinsi eşyaların ihracatında FOB cinsinden TL karşılığının %40'ı oranında destekleme fiyat istikrar fonu kesintisi uygulanacağını gözlemliyoruz. Aynı tarihte yayınlanan 10.580 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca kompresörler, fırın ve ocaklar, filtreler, Kaya delme aletleri, kesici diğer aletler, delgeçler cinsi eşyaların tamamına değişik oranlarda ilave gümrük vergisi uygulaması getirildiğini gözlemliyoruz. 17 Ağustos tarihinde yayımlanan bir diğer Bakanlar Kurulu kararıyla da kazanlar, burulörler, asansörler, yürüyen merdivenler, LED ampuller ve daha başka bazı ürünlere yine değişik oranlarda ilave gümrük vergisi getirildiğini gözlemliyoruz. 18 Ağustos tarihinde yayınlanan tebliğ ile Ayçiçek Yağı Tohumu, Aspir ve benzer pozisyonlarda sınıflandırılan diğerleri cinsi eşyalarda gözetim kıymetlerinin yeniden belirlendiğini gözlemliyoruz. 19 Ağustos tarihinde yayınlanan tebliğ değişikliği ile de yurt dışına transit işlemlerinde serbest bölgelerin çay transiti için yurt dışı kabul edilmeyeceği düzenlemesine yer verildiği, Kapıköy, Dilovası ve Çıldır Aktaş Gümrük Kapıları'nın da veteriner kontrolüne tabi ürünlerde yetkili hale getirildiğini gözlemliyoruz. Bu mevzuat değişiklikleriyle ilgili daha fazla bilgi için sonmazcom üzerinden bizleri ziyaret edebilirsiniz.